Lüzumsuz anlamı da var. Gereksiz, lüzumsuz anlamı da var arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Redundant. Cevabımız Ceyhan olacak. Peki, redundant kelimesi başka nasıl kullanılır? Make someone redundant. Birisini işten atmak, işten çıkarmak diyoruz. Peki, burada çok tehlikeli bir şık var. Hangisi tehlikeli anlamı katıyor? Hangisi tehlikeli anlamı katıyor arkadaşlar? Çok tehlikeli bir şık var. Hangisi tehlikeli anlamı katıyor? Cevabınız Denizli. Hazardous kelimesi. Hazard tehlike, zarar. Hazardous tehlikeli, zararlı. Bunlardan hangisi aşırı anlamı katar? Dur bunu ben söyleyeyim. Excessive kelimesi. Peki hangi fiilden geliyor aşırı? Exceed. Aşmak, geçmek anlamında bir kelimemiz. Exceed hız limitini aşmak. Vesaire aşmak için de gelir. Excessive aşırı. Peki kalan iki seçenekten hangisi geçerli anlamı katar? Geçerli anlamı katar. Geçerli bir pasaport, geçerli bir sürücü belgesi. Hangisi bizim için geçerli anlamı katar arkadaşlar? Adana valid. E seçeneği prevent önlemek, preventable önlenebilir. Önlenebilir hastalık vesaire için bunu kullanıyoruz sevgili gençler. Peki. Bir tane de zarf sorusu çözelim. Zarflar. Bunlardan hangisi çok cömert? Hangisi cömert bir şekilde, eli açık bir şekilde anlamı katıyor? Kelime bilginizi bir test edelim. Evet. Denizli %100 oy aldı. Tebrikler. Generously. Peki bunlardan hangisi sevgili gençler, hangisi istikrarlı bir şekilde adım adım istikrarlı bir şekilde adım adım anlamı katar. Hangisi istikrarlı adım adım? Güzel. Hemen ilk cevaplara bakıyoruz. İstikrarlı adım adım hangisi? Bak hızlı bir şekilde demedim. Hangisi istikrarlı bir şekilde adım adım, grade by grade, gradually, step by step anlamı katar? Edirne, steadily diyoruz. C seçeneği hızlı bir şekilde. Rapidly, hızlı bir şekilde. Geçen hafta konuşmuştuk. Rapid Wien, hızlı Wien. Takımların önünde Rapid adı olabiliyordu. Rapid, hızlı. Peki, hazardous neydi? Az önce baktık. Hazard, tehlike. Hazardously, tehlikeli bir şekilde. Uniquely kelimesi ne anlam katıyor? Eşsiz bir şekilde. Eskilerin deyişiyle nevi şahsından münhasır bir şekilde. Kendine has bir şekilde diyoruz. Uniquely kelimesi. Gelelim bir diğer adverb'e sonra yakın anlam sorusu çözeceğiz. Yakın anlam soruları. Peki bu kelimelerden hangisi olumsuz bir şekilde anlamı katar? Olumsuz bir şekilde. Evet, hangisi olumsuz? Olumsuz bir şekilde Adana. Adversely hangi fiille gelir? Affect, etkilemek. Olumsuz bir şekilde etkilemek. Olumsuz bir şekilde C harfinde sıkıştan affect, influence, kötü etkilemek, olumsuz etkilemek derken. Bolu, illegally, yasa dışı bir şekilde. Incidentally kelimesi ne anlam katıyor biliyor musun? Incidentally kelimesi. Duruma bağlı olarak incident durum demek, olay vaka demek. Incidental duruma bağlı, olaya bağlı, incidentally duruma bağlı olarak. Ama biz bunu genelde böyle çevirmiyoruz. Ara sıra diyoruz. Ara sıra. Yani diyorsun ki I incidentally işte drink coffee. Bazen duruma göre kahve içerim. Kız istemeye gittiysek içerim gibi yani. Peki hangi kelime varmış? Şurada hocam hemen kelimemde hangi kelime? Awesome. Awesome ne demek? Müthiş, harika, muhteşem, marvelous. Peki, incidentally kazara ara anlamında kullanıyoruz. Incidentally. Tesadüfen, ara sıra, nadiren, kazara anlamında kullanabiliriz. Yani tek tük anlamında bir kelimedir. Abusively kötüye kullanan bir şekilde, separately ayrı olarak.
Evet, şimdi fiillere az sonra devam ederiz gençler. Bunu şöyle bir kaldıralım. Şuradan gidelim olmadı. Evet. Size soralım. Arkadaşlar, şimdi ne çalışmak istersiniz? Paragraf tamamlama mı? Paragraf tamamlama. Yoksa yakın anlam soruları mı? Evet, size soralım. 100 kişiye sorduk. Paragraf tamamlama mı çalışalım, yakın anlam mı? Demo dersi olduğu için size göre gidebiliriz. Burada illa sınav öncesi değil. Kim daha çok ne istiyorsa oradan gidebiliriz. Evet, oy vermek için şu anda %50-50. 50-50. Hangisi fazla olursa ben onu yapacağım. Yakın anlam mı, paragraf tamamlama mı? %52 paragraf tamamlama diyor şu anda. Son 5 saniye. 5, 4, 3, 2. Şu anda yine %50-50. 1 ve 0 diyoruz. Şu anda anket sonuçlarını görüyorsunuz arkadaşlar. %53'e 47. Paragraf tamamlama diyenler kazandı. Her zaman paragrafı oynamak iyidir. Paragraftan devam ediyoruz o zaman. Şimdi sevgili gençler, paragraf tamamlama sorularında size her sınavda çıkacak ve lazım olacak kurguları anlatmak istiyorum. Birazcık şunu küçültelim. %300 çok fazla. 250'ye getirelim. Şu anda net görüldüğünü düşünüyorum. Bakayım kendi telefonumdan da. Evet, net görünüyor. Aynı zamanda arkadaşlar kendi dersimi takip ediyorum cep telefonundan bakanlar için. Telefondan böyle büyütme küçültme olduğu için siz de takip edebileceksiniz. Peki. Arkadaşlar hemen şu sonucu kapatalım. Paragraf tamamlama sorularında özellikle paragrafın sağına ve soluna çok iyi başla. Bu boşluğun sağına ve soluna iyi bakacağız. Boşluğun sağında bir bağlaç varsa hemen buna göre bakmamız lazım. Şimdi indeed ne iş yapar? Indeed kimlerden arkadaşlar? Indeed arkadaşlar pekiştirme yapar. Pekiştirme yapıyorsa sol tarafta olumlu bir şey söylendiyse olumlu olarak devam etmesi lazım. Olumsuzsa olumsuz gitmesi lazım. Peki bakalım. Indeed'in sağ tarafını okuyorum. Indeed aslında the parliament is a magnificent building. Aslında diyor parlamento müthiş bir bina, görkemli bir bina, ihtişamlı bir bina. Peki, demek ki bu sol tarafta, şu boşlukta bize parlamentonun gençler, sevgili gençler, yasama, yürütme görevlerini mi anlattı? Peki bize parlamentonun tarihini mi anlattı? Parlamentonun işte işleyişini mi anlattı? Temizliğini vesairesini mi anlattı? Hayır. Demek ki bu müthiş bir binadır. Demek ki bizim bu boşlukta binayı aramamız lazım. Lütfen seçeneklere bakınız. Orada magnificent building tanımlamasıyla uyumlu olan seçeneği bulunuz. Neyi niteliyorsa onu aramamız gerekir. Buyurun. 1 dakika süre. Evet. Sesi açtım. Hatırlatma için teşekkürler. Evet. Ne diyor? Boşluktan sonra parlamento müthiş bir bina demişti. A seçeneğinde ne diyor? Kral Edward sarayını bu alana kurdu. Devamından
Burada bir saray, palace'dan bahsetmiyor, parlamento binasından bahsediyor. Peki Bolu ayrıca binada çalışanlar, günlük çalışanlar da hayran olmaktadır. Remain awed, remain awed kelimesi hayran olmak, onun sanatsal gücüne hayran olmaktadır. Also dediğine göre demek ki burada insanlar ilgi duyuyor. Sol tarafa bakalım ne diyor? They appreciate the palace. Bu pardon, the place. Bu yeri en büyük başarılardan biri olarak takdir etmektedir. Appreciate fiili var. Remain awed, hayran olmak. Appreciate, beğenmek, takdir etmek. Remain awed, hayran olmak. Fiilde uyum var. Onun sanatsal gücü dediğimizde parlamento binası, devamındaki magnificent building'de buraya atıfta bulunuyor. Bolu cevabınız. Ceyhan ne olmaz? 1834'teki büyük yangın felaketi yok etti. Destroy eksi, devamı artı. Güvenlik sebepleriyle artık görülemez, ziyaret edilemez. No longer demiş. No'yu not'ı sınavda görmek zorundasın. Not'ı gör, not'u gör. No ve not varsa dikkat edeceksin. T seçeneği parlamento kelimesi Fransızca parle ve parle kelimesinden gelmektedir. Konuşma anlamına gelir demiş. Peki şu soru nice yiğitlerin sırtını yere getiren bir soru. Lütfen buna dikkatli bakınız. Paragrafın tamamını okuyalım. Paragrafın tamamındaki akışa göre dört tane temel uyuma göre karar verelim. Özne referans uyumu, zaman uyumu, bağlaç kalıp uyumu, konu odak noktası. Evet sevgili gençler. Şimdi paragrafa lütfen bir uzaktan bakar mısınız? Bir uzaklaşalım. Ekrandan birazcık uzaklaşalım. Telefon varsa uzaklaşmayın. Telefon çünkü görme şansımız kalmaz. Ekran başında olanlar biraz uzaklaşsın ama telefondakiler de şöyle bir mesafeyi korusun. En azından şöyle bir yapsın. Arkadaşlar, şimdi benim amacım bu demo derslerde birazcık yaklaşımı net göstermek. Bu paragraf nasıl başlamış? Az önceki Hitler parçasını hatırlıyor musunuz? 1933'e gelindiğinde soon afterward, kısa süre sonra, at the same time, aynı zamanda soru yazarı sana diyor ki genç kardeşim bak 20. yüzyılın başında 20. yüzyılın ortasında doğru mu? Yani kronolojik bir sıra izliyorum. Lütfen bunu takip et diyor. İngiltere hala en büyük güçtü. Ortasına gelindiğinde üç büyüklerden biri olsa da Amerika ve Rusya'dan geri değildi.
Bir sonraki cümlede neyi yazması lazım? Cevaba D demenizi bekliyoruz. Büyük çoğunlukla zaten Denizli demiş. Sonra ama cevap ne çıkıyor? A seçeneği. Aslında diyor indiğit pekiştirme yapar. 1970'lerin sonuna gelindiğinde zaman uyumu İngiltere artık en zenginler arasında bile değildi. Artık değildi. Bir önceki cümle hala üç büyüklerde ama buradan daha zayıf. Clearly weaker, zayıf. Aslında 1970'lerde en zengin bile değil. Cevabın Adana. Onun gücü çabucak bitmişti. 17. yüzyılda İspanya'nınkinin bittiği gibi. Denizli diyenler şöyle haklı. One reason, bu ani gerilemenin bir sebebi iki dünya savaşının maliyeti ve ona harcanan emekti. Eğer boşluk şu en sonda olsa idi, en sonda olsaydı şu boşluğumuz, şu kutunun olduğu yerde olsaydı, cevabınız arkadaşlar ne olurdu o zaman? O zaman Denizli olurdu. Ama en önemli sebep İngiltere'nin endüstriyel gücünün zayıflığı idi. Burası buraya gelebilir. Ama boşluk nerede? Bizim boşluğumuz arkadaşlar şurada cümlenin ortasında. O yüzden cevabınız Adana. Kronolojik sıraya baktığımız zaman. Peki. Cevabımız A oldu. Teşekkürler cevaplar için. Bolu'da elektronik ve teknolojide İngiltere hala dünyada güçlü bir dünya rakibidir, rekabetçidir. Hiç kimse İngiltere'nin belirsizlik çağı yaşadığından şüphe etmiyor. Edirne, petrolün keşfedilmesi Kuzey Denizi'nde büyük ekonomik avantaj verdi. Zaten kimse bunlara kolay kolay gitmemiş. Geldik 15'e. 15 diyorum. 15. sayfa aşağıdan benim. Soru 48. Arkadaşlar buyurunuz size birazcık bir dakika süre. Evet sevgili gençler, paragrafta son cümle tamamlanacağı zaman genellikle özne uyumu %90 olur. Paragrafta son cümlede kolay kolay paragrafa aykırılık yani zıtlık sorulmaz. Gerçi son dönemlerde hiç son cümleyi sormuyorlar ama biz ne yapacağımızı bilmeliyiz. Şimdi cümleye baktığımızda son cümle at the end of the war, savaşın sonunda victorious, muzaffer, zafer kazanan müttefikler Birleşmiş Milletleri yarattılar, oluşturdular ki bu Atlantik Charter'ın fikirlerini ifade etmekteydi. Öznemiz Allies, müttefikler Birleşmiş Milletleri yarattılar. Şimdi müttefikler diye biten bir paragrafın devamında İngiltere niye olsun? Neden sadece Sovyet Birliği olsun? Neden sadece İngiltere olsun? Cevabınız C ile D arasında. Deniz de diyor ki bütün bu askeri gelişmeler dese olabilir ama end scientific demiş. Paragrafın konu ve odak noktasına baktığımızda bilimsel bir gelişme olmadığı için scientific'i eleriz. Cevabımız C olur. Böylece onlar savaş zamanındaki başarının barış zamanında devam ettirilebileceğini ümit ediyorlardı. Değil.
Buradaki they dediğimiz allies, müttefiklere atıfta bulunuyor arkadaşlar. Evet, şuradan birkaç soru daha çözelim. Sonra yine başka soru türüne geçiş yapabiliriz. Peki, buyurun size bir dakika süre. Evet, cevaplarınızı lütfen ankete işaretler misiniz? Sadece ses ekran diye o yüzden yazdım. Ses ve ekranda sorun varsa oraya yazılması için beni yönlendirmenizde. Aşağıya cevap çok yazılıyordu çünkü cevaplar bölümüne. Ankete bir işaret koyalım sevgili gençler. Şimdi bütün seçenekleri işaretleyen var, boş bırakan Allah'ın kulu yok. Madem emin değilsin bari boş bırak. Boş bırakmak erdemdir diyoruz. Lütfen boş bırakmayı öğrenelim. Bakınız, boş bırakmak bizim için dönem içerisinde çok kıymetli olacak. Beynimiz fotokopi makinesi gibi çalışır. Önce boşlukları tespit eder, ilk taramada. Sonra o tespit ettiği boşluklara mürekkep püskürtür. Aklında bulunsun. O yüzden önce ben bunu bilmiyorum dediğim şey varsa boş bırakacaksın ki beyin onu öğrenmeye hazır hale gelsin. Bir şeyi salladığın zaman o cevabın olmasını temenni ediyorsun. Net bilgin varsa işaretle. Güzel. Şimdi arkadaşlar, little is known about life of women in the Middle Ages. Orta çağdaki kadınların yaşamı hakkında çok az şey bilinmektedir. Ama şüphesiz zor bir hayattı. Evet, şimdi kesinlikle zor, hala da zor. It also spread two very different ideas about women. Kadınlar hakkında iki farklı fikir yaydı. O, it diyeceğimiz demek bir şey olacak. Bu it dediğimiz özlemli arkadaşlar, demek ki şurada it dediğimiz ifade olacak ve ne olacak? Bize iki farklı fikir yayabilecek. So, bu yüzden bir yandan kadınlar saf ve kutsal olarak görülmüştür. Halbuki diğer yandan onlara güvenilmez ve ahlaki bir tehlike olarak görülüyormuş erkeklere. Such religious teachings, bu tür dini öğreti erkeklerin hem kadına tapmasını hem de onu küçük görmesine yol açtı diyoruz. Evet, zaten dinlerin büyük çoğunluğu kadın üzerinden, çocuk üzerinden güzellemelerle dünyada saltanat kurmayı hedefleyen insanların elinde oyuncak olmaktadır maalesef. Peki, halbuki Türk töresinde, Türk annesinde kadın erkek eşittir. Ne demiştir Türk hükümdarlar? Ben hanım, bu da hanım. Ben buradaki hansam, o da burada han. Eşim, dengimler. O yüzden Türk toplumunda tarih boyunca kadın erkek eşit olmuştur. Dini kılıf yapıp aksini söyleyenlere itibar etmeyiniz. Diyor ki, it also spread. İki farklı görüş yaymıştır kadınlar hakkında. Bana iki farklı görüş yayacak bir özne lazım. Cevabınız Denizli. Kilise kadınların her zaman kocalarına uyması gerektiğini söylemiştir. Ayrıca iki farklı fikir yaymıştır. Burada bana iki farklı görüş yayacak ve such religious teaching,
Öylesi dini öğreti diyeceğim tek kurum Denizli. Adana, aşkın, sevginin evlilikte rol oynaması olası değildi. Bolu, evlilik her zaman en önemli tek olaydı erkek ve kadın yaşamında. Erkekler hiç yok. Men and women demiş. Erkekleri sildik. Çünkü demiş C şıkkında bunun sebebi evlilik yoluyla zenginlik ve sosyal konum geliştirilebilirdi. E seçeneğinde evlenir evlenmez kadın kocasını efendisi olarak görmek zorunda kaldı. Zorunda kaldı. Zorunda mı? Değil. O yüzden arkadaşlar maalesef Türkiye'de son dönemde küçük padişahlar, küçük işte prensler yetiştiriliyormuş gibi bir hava var. Lütfen kendinizi başkasının kölesi kılmayınız kızlar. Erkekler siz de kendinizi başkasının efendisi zannetmeyiniz. İkiniz de hepimiz de adam olalım, insan olalım. Eşit, denk, birlikte mutlu yaşamayı öğrenelim. Peki, neden burada Denizli olmuş? Boşluktan sonra olsun dediği için iki farklı görüş yaymıştır aynı zamanda. Cevabın Denizli. Kilise kadınlara şunu öğretmiştir. Kocasına itaat etmeyi öğretmiştir, diyor. Peki, bir diğer sorudayız. Bu da çok şık bir soru. Arkadaşlar şu sorunun mantığını doğru öğrenirsek sınavda en az 4-5 bölüm ederiz. Buyurun siz bir çözün sonra ben evet sevgili gençler. Evet sevgili gençler. Şimdi burada diyor ki around 1550, 1550 civarında Rönesans İtalya'da began to decline, gerilemeye başladı. Boşluktan hemen önce her sınavda görmek zorunda olduğunuz bir ifade var. Boşluktan önceki cümlede en kıymetli İki kelime hangisi? En kıymetli iki kelime hangisi? Bir düşün. The causes, sebepleri bu gerilemenin, decline gerileme, asıl bilmen gereken kelimeyi söylüyorum. Ne diyor? Varied, çeşitli. Bunun sebepleri çeşitliydi. Varied kelimesini görmemiz lazım. Hocam, varied, different, diverse, several, çeşitli birkaç, birçok sebebi var dediysen ya da many, a lot of, plenty of, abundant, bol, çok, çok fazla dediysen ne yapman gerekiyor? Bunu anlatman gerekiyor. Peki cevabımız ne olsun? Cevabımız Adana. A'ya bakar mısınız? Fransız işgali 1494'teki ve aralıksız savaş. Şu kelimeleri bilmeni beklemiyorum. Invasion, işgal. Incessant, aralıksız. Warfare, savaş. Ensue, takip etmek. Bu dört kelimeyi bilmeyebilirsin. Diyor ki, ardından gelen aralıksız savaş ve 1494 işgali
ana faktörlerden birisiydi. Senin bakman gereken yer ana faktörlerden birisi. Ne diyor? Çeşitli sebepleri var diyor. Bu çeşitli sebeplerin biri buydu. A'yı görmen lazım. Bolu, Rönesans hümanistleri klasik metinlere ilgi duyuyordu. Ceyhan, İtalyalı, Two Italian Political Disasters, İtalya'daki politik felaketlere bu zenginliğin azalması da eklendi. İtalyan zenginliği azaldıkça daha az sanatsal faaliyetler desteklendi. E seçeneği İtalya'nın Asya'daki ticaretteki monopoli tek el olması ekonomik destek olmuştur Rönesans için. Demek ki burada tek kelime sıfatın cevaba katkısı. Peki devam ediyoruz. Boşluktan sonra Kral 8. Charles İtalya'yı cazip bir hedef olarak görmüştür. Hedef kendi hırslı hanedan hedefleri için. Ambition, hedef demek. Ne yapmış? 30 bin kişilik bir orduyu Alplerden ne yapmış? İddialarını, kendi taleplerini bastırmak için Milan'a yollamış. Peki, bir soru daha. Bu soruya lütfen dikkatli bakınız. Çok az süre vereceğim bu soruda. Çok az süre vereceğim. Bu soruyu arkadaşlar size yapmak için sadece 30 saniye süre. 30 saniye süreniz başladı. Evet, cevabını bekliyorum. Boşluğun sağına sağ gözüne bakarsan sonuç olarak this fall, bu düşüş ciddi ekonomik ve politik farklılıklara yol açtı. This fall, bu düşüş dediğimiz özne referans uyumu gereği ne olması lazım? Bu düşüş dediğimiz olay büyük çoğunluk cevabı vermişti. Cevabınız Denizli. Ne yapıyor? Trade, ticaret, declined, azaldı diyoruz. Decline gerilemek, azalmak, fall ile aynı. Demek ki fiil bilgimiz sağlam olursa bu iş çok daha rahat oluyor. Özne referans uyumundan bunu çözebiliyoruz. Son iki sorumuz. Buyurun. Bunun için de sadece 30 saniye süreniz var. 30 saniye süremiz başladı. Uzaktan bak, borçluğun soluna sağına. Evet. Cevap ne olsun? 30 saniye az diyen var. Soruyu okumak için tabii ki az. 30 saniye süre veriyorsam sağda solda demek ki bir şey bulman lazım. Asıl görmen gereken şey ne? Ne diyoruz? Böyle sırada önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola. Karşıdan karşıya geçerken yaptığımız gibi. Aman dikkat. Arkadaşlar, diplomatlar 1920 yılları böyle standartları restore etmek için harcadılar. Bazıları yasal ve moral otoriteye inanıyordu. Cevabınız Ceyhan, others, diğerleri şöyle görüyor dedi. Diğerleri şöyle görüyor
dedim. Yani some others, bu milli bir kurgu. Bunu bilmekte fayda var arkadaşlar. Bazıları şöyle diyor, diğerleri böyle. Bunları detaylandıracağız. Şu anda sadece bir kulak aşinalığı olsun istiyorum. Son soru. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık çok az zaman verdiğimin farkındayım. Ama Fransız devrimi gibi onlar da sadece bir dev rejimi değil, imparatorluk yıktı. Fransız devrimi gibi onlar şiddete yol açtı. Ve yine Fransız devrimi gibi onların uluslararası sonucu oldu. Neymiş bu onlar? They. Bakar mısınız? Bu devrimler, these revolutions, bu devrimler, bunlar hangisi arkadaşlar? Bolu'daki Doğu Avrupa devrimleri. Yani özne ve referans kelime uyumu aramamız gerektiğini bazen unutuyoruz. Soruya çok aşırı kendimizi kaptırabiliyoruz. Bunu anlatmak için biraz az süreyle ne aramamız gerektiğini ve cevapları nasıl göreceğimizi söyledim. Biz tabii ki detaylı okuyacağız, analiz yapacağız ama bilginin nasıl kullanılacağını, nihai hedefinin ne olduğunu bilelim ki seçici öğrenmeyi, seçici okumayı da bilelim. Peki, şimdi arkadaşlar saatim 19 geçiyor. Bunu şöyle bir kapatalım. Bu sayfadan şu sayfaya bir bakalım. Kelimelerimiz neredeymiş? Bir de şuradan bakalım. Kelimeler. Birkaç tane kelime sonra bir ara vereceğiz. Arkadaşlar şu gördüğünüz kelimelerden hangisi atamak, görevlendirmek anlamı katar. Hangisi atamak, görevlendirmek anlamı katar? Hangisi? Bu kelimelerden hangisi atamak, birisini bir göreve, bir makama atamak, görevlendirmek anlamı katar? Bakalım. Evet, cevabımız Denizli. Appoint. Atamak, görevlendirmek diyoruz. Hatta randevu için ne diyoruz? Appointment. Bir randevum var. Bir işte bu saate atadığımız bir görüşme var diyoruz. Appointment. Bu kelimelerden hangisi sevgili genç kardeşim? Mış gibi yapmak. Ankara'da Ego otobüsünde yaşlılara yer vermemek için veya metroda uyuyormuş gibi yapmak. Hangisi mış gibi yapmak anlamı katar? Hemen cevabını alalım. Pretend kelimesi. Bolu. Çok güzel. Bunlardan hangisi geri çevirmek, reddetmek anlamı katar? Hangisi geri çevirmek, reddetmek anlamı katar? Güzel. Reject. Geri çevirmek, reddetmek. Kalan iki seçenekten hangisi tespit etmek, bulmak? Tespit etmek, bulmak anlamı katar. Detect, dedektör buradan geliyor. Hatta dedektif kelimesi, detective, detektör, detect, bulmak, tespit etmek. Accompany, eşlik etmek demek. Accompany, yanında eşlik etmek. Evet, şimdi arkadaşlar 10 dakika bir ara vereceğim. Buçukta başlayacağız. Yakın anlam sorularına da gelecek arada ve son dersimizde bakmış olalım.